Galatasaray Genel Kurulu'nu konuşarak başlamıştık. Ee, şimdi bunun da devam edelim ve Fenerbahçe'ye geçmeden önce Galatasaray'da Mustafa Cengiz kaldı, Dursun Özbek gitti. Evet. Ee, şimdi ne olacak bundan sonra? Dursun Özbek e, bir daha Galatasaray'da herhangi bir şekilde karşımıza çıkacak mı? Alacakları var. Vallahi şimdi Dursun Özbek dediğim gibi sana e, Mali Genel Kurulu'da beni ve arkadaşlarımı kastederek görüşeceğiz demiştim. Biz pazar günü bunu Galatasaray'ın sadece biz değil, tüm Galatasaray Genel Kurulu'nun kendisiyle görüşmesi vardı ve görüştük. Ve, e, bir, bir hatırlatma da bulunabilir miyim? Bir de tüydüler diye bir sözümüz Tüydüler demişti, bir, evet. E, tüydüler dedi, tüm hediyemizi göstermiştik. E, bu sefer de görüşelim dedi, görüştük. E, Galatasaray Genel Kurulu kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. E, okuldan ayrılırken genel kurul üyelerine küfrettiği yolunda, bazı duyumlar aldım. Umarım doğru değildir. Genel kurul yerine e, Kadir bilmez bilmem neler falan filan diyerek ben ailemin rızkını buraya yatırdım falan filan onların diye başlayan bir takım laflar söylediğini bazı üyeler bana söylediler. İnşallah böyle bir şey söylemiştir. Söylediyse e, o lafları Galatasaray Genel Kurulu üyeleri adına kendisini iade etmek isterim. Ve gider gitmez de seçim dönemi boyunca kulüp, e, otelini olduğu Galatasaray bayrağını indirtti aşağıya. Bunların gazeteleri bu kadar. Sonra da tepkiler üzerine tekrar asmış ertesi akşam. Siz bu bilgiyi veriyorsunuz ama ben buna dair bir şey göremedim. mesela. Ama bayrağın e, asılı haliyle indirildiği halinin fotoğrafları yan yana e, her yerde yayıldı. Her yerde yayıldı, evet. Özbek ee, ilk iş otelden bayrağı indirmiş. Bayrağı indirmiş. indirmiş e, çekmişler, çekmişler fotoğrafını koymuşlar e, sosyal medyaya da. Evet, e, sonrasında Dursun Özbek'ten şöyle bir açıklama geldi. Bir gece önce fırtına vardı, bayrak çok yıpranmıştı, o yüzden bizim bir bir, 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 gece, bir gece önce fırtına falan filan yoktu. E, i̇ki fırtına olsa da o bayrağı yıpratacak kadar e, bir fırtına yoktu. Benim evimdeki bayrakta hiçbir şey yok, pırıl pırıl e, sallanmaya devam ediyor. E, tepkiler üzerine geri astı. Yani bunların Galatasaraylı bu kadar, Dursun 65 yaşından sonra Galatasaraylı, adamın Galatasaraylı bu kadardır. Kendisi o yüzden iade ederim. Ha şimdi alacaklarım alacaklarım ne olacak? Yapılması gereken şudur dursunuz bir. Kardeş gel bu alacakları ispatla. C Mustafa Cengiz yönetimi aylardır kendisini mutabakat için davet ediyor. Nasıl aday olacağım ve seçileceğim bu pisliklerin üstünü örterim diye mutabakata falan gelmedi. Şimdi mecburen gelecek. Seve seve girecek mutabakata. Kardeş sen kulübün otelinden bu kadar fatura kestin. Senin otelinde kalınmasına ilişkin bir yönetim kurulu kararı var mı? Çünkü otelinde bedava bila bedel kalınması için yönetim kurulu kararları var ama otelde paralı kalınması için yönetim kurulu kararı yok eğer bir yerde paralı kalacaksa bu Galatasaray'da sağdan soldan fiyat alınır. En ucuz neresi orada kalınır. Turizm şirketlerine 35 euroya sattığı odayı Galatasaray kulübüne 100 euroya satarak otelinde kaldıramazsın. Bir kere bu, 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 konuşulacak. Kaç gece kim niye kaldı? Yeğeninin kaldığı faturaları, yeğeninin kaldığı gecelerin faturalarını sen niye otele e, kulübe yolluyorsun? Galatasaray iki, e, bir gece kamp yaparken iki gecelik faturalar kesildi gibi iddialar bir sürü, da var. Bir sürü şey var. i̇ddia falan değil. Bunların hepsi gerçek. İki, evrakta sahtecilik var kardeşim. Sonrasında e, e, seçimi kaybettikten sonra gelip geçmiş şey, geçmiş tarihli evrak iş, yaparsan bu evrak burada yapılan işlemlerin tamamı geçersizdir. Bu işlemler geri alınmalıdır. Geri alınmazsa bence dava konusu Yönetim bunu dava konusu yapar mı yapmaz bilmiyorum. Ama ben Galatasaray Genel Kurulu üyesi olmaktan doğan haklarımda Dursun Özbey'in yaptığı tüm bu işlemler için dava açacağım. Şahsi dava açacağım Galatasaray Genel Kurulu üyesi olarak. Ayrıca yine Dursun Özbey'in e, Galatasaray'a vermiş olduğu, cebinden verdim, kasa kolay diye vermiş olduğu bir paraya fahiş etmesi var. Daha sonra da bütün Galatasaray başkanlarının bulunduğu bir ortamda bununla ilgili soruma, evet ben kredi aracılık yaptım dedi. O zaman kardeşim sen bu krediyi bankadan yüzde kaç faizle aldın ve Galatasaray'ı yüzde kaç faizle kullandırıyorsun? Bu paralar Galatasaray'a ne zaman girdi, niçin girdi, neden girdi? Bütün bu soruların cevaplarını bundan böyle Dursun Özbek vermelidir. Çünkü seçilseydi bunların üstüne bir karartma operasyonu yapacaktı ama artık bu operasyonu yapma ihtimali yoktur. Bunu kulüp yönetimi sorar mı sormaz mı bilmiyorum. Ama ben Galatasaray Genel Kurulu üyesi Fatih Altaylı olarak bütün bunlarla ilgili yargıya başvuracağım ve Dursun Özbek'ten bunların hesabını soracağım. Kimse benim taraftarımın, benim otomobil tamircisi olarak çalışan, sabahtan akşama o atölyede, bu fabrikada ter döküp de gelip 100 lirasını bilete veren, 50 lirasını bilete veren, 200 lirasını bilete veren kardeşlerimin alın teriyle o kulübe getirdiği paraları kimse kalkıp da böyle kendi menfaatine kullanamaz. Kullanırsa kimse çıkmasa karşısına yönetim çıkmazsa ben çıkarım ve bunun hesabını yargı yoluyla Dursun Özbek isimli Galatasaray düşmanından soracağım. Şimdi yargı sözü edilmişken bir başka e, yargılı genel kurul söylemi e, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başkan adayı Ali Koç için FETÖ'cü e, suçlamasında bulundu. Bu iddia Başkan adayı Ali Koç'a ait. Bir Ali Koç'u dinleyelim, hemen dinleyelim. Çok az süremiz kaldı, hızlı gideceğiz. FETÖ tarafından gerçekleştirilen kumpas operasyonunun bizzat şahsımın talimat ve idare iradesiyle gerçekleştirildiğini, FETÖ'cü yargı ve emniyet mensuplarının benim talimat ve irademle hareket ettiğini, benim söz konusu kumpas operasyonun bir parçası olduğumu iddia ederek bu iddiaların savcılık tarafından soruşturması talep ettiklerini duyumlu aldım. Ben kimin yaptığını bilmiyorum. Böyle ciddi bir şeyde bilmeden de kimse suçlanmaz. Kapılı kapılar arkasında başkanımızın benim bir FETÖ projesi olduğunu anlatması beni inanılmaz derecede kırdı. Orası önemli değil ama endişelendirdi. Kızgın ve kırgınım diyor Ali Koç. Yerden göğe arada, kadar haklı. Bu arada Aziz Yıldırım bunu reddediyor. Yerden göğe kadar haklı. Benim duyduğum kadarıyla 111 imzalı bir direk çevirmiş. Bununla ilgili suçlu hesabı bulmuş Fenerbahçe'den birileri. Kim olduğunu da e, bilmiyorum. Muhtemelen bunu yapanlar FETÖ'cüdür. Ya şimdi Ali Koç gibi... Gelmişi belli. Geçmişi belli. Ailesi belli. işi gücü belli. Hayata karşı duruşu belli birine. Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsiniz? ya? Ayıp denen bir şey var kardeşim. Ya o kumpas dediği dönemde... Bu kulübü ayakta tutan direkt Ali Koç'tu kardeşim. Mahkeme önlerinde ben Koç ailesinin bilmem kaç milyar dolarlık evladıyım, çocuğuyum, ne işim var demeden... ...mahkeme kapılarında taraflarla beraber bekleyen Ali, Ali Koç'tur. Bu kumpası boşa çıkarmak için en çok uğraşan Ali Koç'tur. Şimdi sen kalkıp da böyle bir şeyi az Yıldırım dememiş de adamları yapmış diyelim veya... Abi, kapalı kapılar ardında dediğini biliyorum şimdi, diyor zaten Ali Koç. Şimdi, bunu yapanı kulüpten ihraç edersin. Bırak bundan faydalanmayı. Bunları böyle birisi yaptıysa ve sen eğer bu bunu yaptıran değilsen de eğer bunları kulüpten atarsın. Sen benim bir şerefli başkan adayıma nasıl bunu söylersin diye. Bak sana şunu söylüyorum. Bunu ben Ali Bey'in yüzüne karşı da söyledim zaten karşılaştığımız bir cenazede. Benim en büyük kabusum Fenerbahçe'nin başına Ali Koç'un geçmesidir. Ama benim Galatasaraylı Fatih Altaylı çünkü Ali Koç'u dinliyorum ben. Ali Koç'u dinliyorum ve korkuyorum Galatasaray Niye? Çok güzel şeyler söylüyor. Diyor vizyon. ki, ya bak vizyon yapabilir yapamaz bilmiyorum. Fikri olarak çok güzel şeyler söylüyor. Bunları hiçbir başkana da hiçbir yerde söylemedi hiçbir kulüpte. Diyor ki en hoşuma gideni söyleyeyim sana. Diyor ki olimpiyatlara en olimpiyatlara giden Türk milli takımlarına en fazla sporcu veren Fenerbahçe olmak bize yetmez. Olimpiyatlar'da en çok madalyayı kazanan sporcular Fenerbahçe'de olması bu büyük bir bakış açısıdır. Bu beni korkutan budur. Yapabileceklerinden korkuyorum ve şunu söyleyeyim. Genel Kurul'a gidecek Fenerbahçeliler. Bizi mutlu etmek istiyorsanız, Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorsanız lütfen Aziz Yıldırım'ı seçin. Allah aşkına Aziz Yıldırım'ı seçin. Yalvarıyorum Aziz Yıldırım'ı seçin. Galatasaray adına ben siz Fenerbahçe Genel Kurul üyelerine yalvarıyorum. Ne olur oyunuzu Aziz Yıldırım'a atınız ey Fenerbahçeliler. Atınız ki biz önümüzdeki 3 sene çok rahat edelim. Seçimini yapmış, kendi kavgalarını bitirmiş, başına Doğru bir Teknik direktör getirmiş bir kulüp olarak, bir camia olarak. Rahat edelim 3 sene. 3 sene şampiyonluğuna biz gidelim, siz gitmeyin. 3 sene bizim tribünlerimiz olsun gider, sizin gider boş kalsın. 3 sene boyunca siz kavga edin hatta belki bir buçuk sene sonra yeniden bir seçime falan filan gidin bir daha karışın ki biz bu arada rahat edelim. Çünkü zaten Beşiktaş'ta küçülme kararı almış falan biz 3 senede uçalım gidelim. Şimdi... O yüzden de Fenerbahçeli genel kurul kongre onlar, kongre edilen rica ediyorum. Lütfen oyunuzu eğer bir nebze Galatasaray'ı seviyorsanız az yedirme bir. Ha yok Galatasaray'ı sevmiyorsunuz ve biz bu Galatasaray'a rakip olmak, ya yani devam etmek... ...hatta Galatasaray'dan daha büyük başarılar etmek istiyoruz diyorsa ...öndeki dönemde o zaman Ali Koç'a verirler. Ben de buna çok üzülürüm. Şimdi e, şöyle bir sorum var size. Bu akşam milli takımımızın bir maçı var. Haberiniz var mı bundan? Duydum Ali Dürüst söyledi. Yani Ali Dürüst... E futbol federasyonunun iki numaralı ismi sizin şahsi dostunuz diye haberdar olabildiğiniz bir e, çünkü bir e, bu. onu demek istiyorum. E, yemek yiyecek yiyelim dedim dedi ki bir, 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 bir maç var dedi. Ne maçı var? Ben sana halı saha maçı falan izah şey zannettim. ondan ne, sonra Niye böyle milli takımımızın niye e, Herhalde önemsemediler maçı bilmiyorum. Ne, ne maçı? Hazırlık maçı. Kimle? İran'la. Ha, bilmiyorum haberim şu yok. yani. sıralarda devam Ben sadece <laughs> bir maç olduğunu o Ali Rus'tan duydum. İşte peş peşe maçlarımız var. Üçüncü maçımız Rusya'da ev sahibi Rusya'yla Dünya Kupası'nda. Biz de Dünya Kupası yaklaştıkça daha fazla konuşacağız ama 1-0 öndeymişiz zaten şu anda İran karşısında ama hani hazırlık neyin hazırlığı, kime hazırlık? O karışık. teknik direktörümüz milli takımın Luchescu dedi ki, evet. de, 4 İstanbul takımından 3-4 oyuncu gelebiliyor dolayısıyla federasyonlar rica edelim İstanbul'daki Türklerle yabancı oyuncular bir maç yapsalar gibi hani biraz da dalga geçer gibi bir işle göreve geldiği günden beri eleştirdiği yabancı serbestliği kuralına atıfta bulunuyor. Fatih Terim şampiyonluk maçının ardından basın toplantısında bir şeyler söyledi. Gündem şampiyonlukla ezildiği için o sözler pek gündeme gelemedi. O sözleri kısaca hatırlayalım ve hemen programın sonuna dönelim Kural yabancı kuralı değil. Kural Türk'ü koruma kuralı. 14 tane Türk mecburi, 14 tane yabancı mecburi değil. Yasağı kırmak için Futbol Federasyonu'na beraber böyle karar verdik. Hatta ben şu beyanatı verdim. Sıkıntıyı çekecek olan ben değil miyim? Milli takım olarak. E biz Avrupa Şampiyonası'na gittik. Eğer bazıların önderliğinde Bizi gönderme operasyonu olmasaydı belki Dünya Kupası'na da gitmiştik. Son dakikamız sizin. Ne ne ne, ne diyeceğim? Fatih Terim'in kural yabancı değil, türkü koruma kuralıdır e, sözlerine. Hı -hı. Her bir sözle istiyorsun. Şimdi ben Fatih Terim'in söylediğinin e, ne anlama geldiğini ben çok çözemedim açıkçası. Yani... E, Şimdi 28 kişilik kadroda 14 Türk oyuncu olmak zorunda. Onda. Ama yabancı oyuncu şu kadar olmak zorunda diye bir şey yok. yok. Onun altını çiziyor evet. Fatih Terim. Şimdi e, Lücescu'ya şunu sormak isterim. Mesela Almanya futbolda başarısız bir milli takım mıdır? Bir numarası dünyanın. En çok dünya şampiyonu olan her seferinde en az bir yarı final e, oynayan, genelde final oynayan ve final oynadığı zaman genelde kazanan Almanya mıdır? Almanya. Almanya'da yabancı sınırı kaç futbolcu biliyor musun? Sıfır. Almanya'da yabancı sınırı yok. Peki sen Alman milli takım teklifinin hay Allah işte futbolcumuz yetişmiyor falan dediğini duydun mu? <laughs> Duymadım. <Değil mi? gülüyor> Peki yine futbolun başarılı son birkaç yıldar içinde başarılı ülkeden bir tanesi Hollanda mıdır? Evet. Hollanda'da e, kaç? Yani. Hollanda'da kaç yabancı sınırı var yılda şeyde takımlarda? Almanya gibi herhalde. Aynı Almanya gibi. sıfır. Hiçbir sınırlama yok. Sahaya takımlar 11 yabancıya çıkabilir e, Hollanda'da. İngiltere Ligi dünyanın en iyi ligi mi? Tabii. İngiltere Milli Takımı kötü mü bir takım diyebilir miyiz? Değil. Liginin yorgunluğu, liginin aşırı yorgun ötürü genellikle yaz aylarına yorgun girdiği için... ...Dünya Kupası finallerine falan başarılı olamama durumu olsa bile... E, ...İngiltere'nin bir futbol sıkıntısı çektiği, bizim futbolcumuz yetişmiyor, hiç iyi İngiliz spor olacak falan dediğinizi duydunuz mu? Ben duymadım. Ben de duymadım. Orada da bir sınır. Süremiz dedi. bitti. E, İspanya'da bir sınır var mı? Bir sınır var. İspanya'da yabancı sınırı şöyle... Avrupa Birliği oyuncuları tamamen e, serbest. Bir tek onun dışındaki ülkelerden yabancı sınırı var. Yani Japon, Koreli, Malezyalı, Hintli futbolcu <laughs> alırsanız onlar sayılmıyor. Üç. Brezilyalılar yabancı sayılabiliyor. O da şöyle aşılıyor. Brezilyalılar de aynı zamanda Portekiz vatandaşa sayıldığı için Portekizli olarak geliyor bazı Brezilyalılar e, zaman zaman ve aşılmıyor. Zaten 3 Brezilyalılar fazla pek almıyor. Lüçesköy'e diyoruz bitti. diyoruz ki e, ee, Almanya'da Alman bir takımın başına geçerse de aynı şeyden şikayet edecek mi? Önümüzdeki hafta aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.